Sevgili arkadaşlar merhaba. Bugün ana kutularımızı kontrol edeceğim. Ana kutularımızı çıkardım. Geçen seneden beri burada analar yetiştirmiştik. Geçen seneden beri bırakmış olduğumuz ana kutularımızda durum bu. Şöyle yakından göstereyim. Güveler maalesef ana kutularımızdaki bütün petekleri berbat etmiş. Demek ki ana kutularında hem polen hem de bal bırakmışız. Dolayısıyla bunu yapmamamız gerektiğini bir kez daha öğrenmiş olduk. Bakın burada fark edebiliyor musunuz? Böyle ağlar ve yollar oluşturmuşlar. Dolayısıyla bu ağların ve yolların içinde güveler yetişmiş, çıkmış, gitmiş. Şu anda ana kutularımız kullanılır durumda değil. Şimdi ne yapacağız? Biz bu petekleri kontrol edeceğiz. Kurtarılabilecek olanlar varsa kurtarmaya çalışacağım ama gördüğünüz gibi kesinlikle kurtarılabilecek durumda değil. Şu ana kutusundaki 3 peteğimizde arılarımız tarafından örülmüş olan 3 peteğimizde maalesef kurtarılabilecek durumda değil. Peki biz ne yapacağız? Temiz olanlara bakacağız. Temiz olanlara bakalım. Bakalım diğer ana kutusundaki peteklerimizi bir kontrol edelim. Onlarda da durum pek parlak değil. Gördüğünüz gibi buralarda da güveler gelmiş ve peteklerimizi mahvetmiş. Arıların bunu temizlemesine fırsat vermek isterdim ama maalesef o kadar batırmışlar ki arılar bile bunu artık temizleyemezler büyük olasılıkla. İşin doğrusu böyle bir tecrübem de yok. Ama şimdi ben buradaki yolları tahrip edeceğim. Peteklerin olabildiğince hani kasnak yaparken kenarlarına az bir ham petek koyup da arının örmesini bekliyoruz ya. Onun gibi bir işlem yapmaya çalışacağım. Temizleyebildiğim kadar temizleyeceğim buradaki mum kalıntı güve kalıntılarını ve ondan sonra arılarımızın orayı tamir etmesini bekleyeceğim eğer ana arı kutusuna yüzük koyacak olursam. Evet, şimdilik ana kutularımızdaki durum bu. Bakalım önümüzdeki saatlerde ne hale getireceğiz bunu. Burada da mesela duvara ördükleri bir tane peteğimiz vardı. Bir dalak yapmışlardı. O dalağı da alalım. Dalakta herhangi bir sıkıntı yok. Temiz gözüküyor. Ama buraya da zaten bal atılmamış. Yavru atmak için bu peteği örmüşler. Geçen sene bal ve polen konulmamış olan peteklerimiz temiz ama bal ve polen olan bütün peteklerimiz berbat olmuşlar. Şimdi elimizde bir de böyle bir petek var. Bunu da kontrol edeceğim. Tabii uzun zaman geçti. Eğer sığdırabilirsem bu petekten keserek buraya bunların arasına bırakmak istiyorum şu şekilde. Yerleştirmek istiyorum. Bakalım bir deneyeceğim. Eğer becerebilirsem sizinle de yeniden paylaşırım. Peteğimizin içinde kurt yürümüş. Bu güveler hakikaten tam baş belası. Hala içinde kurt var. Onu da gösterelim. Bakın şöyle kurdu görebilirsiniz şurada bıçağın ucunda yavrularıyla beraber. Burada bakın bayağı ciddi zarar veriyor peteklerimize. Ama ben bunu zarar verdiği bölgeyi temizleyerek şu şekilde arıların yeniden kolay petek örmesini sağlamak için şöyle bir yöntem uygulayacağım. Bakalım ne kadar tutacak ben de bilmiyorum ama. Bakalım. Deneyelim. Bu araları acaba arımız kapatabilir mi gerektiği zaman? Şimdi güveyi aldık buradan. Temizledik. Tamamen peteğimizi güveden arındırdık. İlk peteğimizi de bu şekilde yaptım. Başlangıç peteği şeklinde kullanmaları için. Yine burada fazlasıyla tahrip ettikleri, yukarı kadar tahrip ettikleri bir peteğimiz var. Arka tarafında değil ama ön tarafında hayli büyük tahribat yaratmışlar.
Orayı komple almak zorundayım. Bu şekilde alıp, bakınız şu şekilde bütün o peteği, güveli peteği kenara ayırıyorum. Hala şuralarda güve kalıntılarını görüyorum. Şuralarda güve kalıntılarını görüyorum. Çok önemli değil ama yine de olmasa iyiydi. Çünkü neden? Bunları ben buzluğa koymadım arkadaşlar. Derin dondurucuda bunları bekletmediğim için ana arıları aldıktan sonra dönüp pek bakma ihtiyacı duymadığım için bu peteklere derin dondurucuda dondurmayınca yumurtalar kalmış. O yumurtalar da tabii ki şeye dönüşmüşler. Güveye dönüşmüşler. Şimdi bunu en arkaya verecek şekilde yerleştireceğim. Bunu ortaya verelim. Şöyle yapalım, hatta yönlerini de şöyle doğru şekilde ayarlayalım. Yerleştirelim. Bu nispeten temiz bir petek. Bunu örmeleri daha da kolay olacaktır. Şimdi ana kutularımızdan bir tanesini buraya organize etmiş olduk. Hatta gerekirse şunlardan bir tanesini buraya yapıştırıp örmelerini teşvik edebiliriz belki. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Ama yok. Kurumuş zaten. Havada soğuk. Kıtır kıtır petekler. O yüzden şu kenarlardaki kalıntıları bırakacağım. Oradan itibaren arılarımız örmeye çalışsınlar kendi peteklerini. Çok daha sağlıklı olacaktır diye düşünüyorum. Evet. Bir ana kutumuzdaki temizlik çalışmamızı böyle tamamlayacağız. Bunlar naylon tabii ki. Naylon olunca arkadaşlar her zaman sıkıntılı bir konu. Naylonu sevmiyorum ama her işimizin içinde maalesef naylon var. O yüzden çok da yapacak bir şeyimiz yok. Şimdi diğer kutumuza bakalım. Diğer kutumuzda da durum vahimdi. Evet, tamamen güvelenmiş bir petek daha. Bu peteği de bu şekilde temizleyip kaldırıyorum. Bakın şuralara kadar güve gelmiş. O yüzden bunları tamamen alıp kenara ayıracağım. Bu güvelileri daha sonra eritiyorum. Güvelenmiş petekleri alıyorum, ayırıyorum ve ayrıca eritiyorum. Kenarda tutuyorum. Sanki çok fazla mumumuz varmış gibi bir düşünce de çıkmasın. Öyle bir şansımız da yok işin doğrusu. Yavaş yavaş topluyorum, biriktiriyorum artık olduğu kadar, işe yarayacağı kadar. Burada da yine aynı şekilde yukarı kadar gelmiş güveler. Onları hemen şöyle ayırıyorum. Temiz olan tarafını arılarımızın yeniden öreceği şekilde bırakıyorum arkadaşlar. Sadece başlangıç peteği olarak düşünebilirsiniz. Kasnaklarda yaptığımız gibi. Bunun içi olduğu gibi mum güvesiyle dolu. Arkada da aynı şekilde. Onu da alıyoruz. Bakın arkadaşlar içini nasıl böyle un ufak etmiş. Burası tam bir, bakın güveleri görebiliyorsunuz herhalde. Kurtları görebiliyorsunuz. Şöyle biraz daha yakından tutayım. Bakın. Kurtlar şurada bile yaşama fırsatı bulmuşlar. Koca petekleri geçin. Küçücük ana kutusunun peteğinde bile adamlar kendilerine bir yaşam alanı oluşturmuşlar. Bunların hepsini tabii ki alıp imha edeceğim. Buralarda artık daha mum güvesi kalmamıştır herhalde. Şurayı da bir temizleyeyim. Ne olur ne olmaz. Nasılsa arılarımız bunu tekrar öreceklerdir. Bağlayacaklardır. Onun için yeni petek bağlamaya bile lüzum yok şu an için. Şuralardan
Ana arıyı koyduğumuz zaman içine bakın böyle engeller var. Sadece küçük arıların girip çıkabileceği engeller var. Bunların tabii ki temizlenmesi gerekiyor. Bunların temizlenmesi gerekiyor. Bakın mum gübelerinin kalıntıları hep burada duruyor. Bunlar bakımsızlıktan, tedbirsizlikten, biraz da sorumsuzluktan olan durumlar. Bunları şöyle şöyle temizliyorum. Bunları tabii ki şeyde pürmüzle yakma imkanımız yok. Arının başarısına bırakacağız biraz da. Eğer arı güçlü olursa orada mum gübesinin yaşamasına zaten izin vermeyecektir. Ama arı güçlü olmazsa mum gübesi her halükarda gelip kovanlara yerleşebiliyor arkadaşlar. Evet. Kurtlarımızı falan görmek isterseniz bol miktarda gübemiz mevcut. Şurada özellikle de bakın şunun içinde şu ne derler ağın içinde ürüyorlar arkadaşlar ve saklanıyorlar. Soğuktan da korunuyorlar. Şu ağı örerek, şu yumuşak malzemeyi örerek aynı fareler gibi bakın şurada yaşayan güveleri görebilirsiniz. Gayet rahat kendilerini soğuktan da muhafaza edebiliyorlar. Evet, şimdi güveli peteklerimizi alalım ve atalım. Şurada da görüyorsunuz. Arkadaşımız gidiyor. Gitsin bakalım nereye kaçacak yer arıyor kendisine. Bakın. Yapacak bir şey yok.